İnsanlara bir sanki hasret, bir özlem varmış gibi adeta sarılıp kucaklaşıp tokalaşması sonucunda insanların hastalığı artıyor. Adam asansöre yazmış, 4 kişiden fazla girmeyin. 12 kişi birden giriyor yani. Bunlar toplum, mesela kırsal kesimde akraba buluşmaları genelde sıcak, samimi geçiyor. O da bir unsur olabilir. Bana bir şey olmazcılık var genel huyumuz olarak. Yani ne olursa olsun bir rahatlık var. Bu sebepten dolayı bu her alanda böyle, trafik olaylarında da böyle. Toplu taşıma raylı sistem sabahları ve akşam mesai saatleri haricinde müthiş dolu. Orada bulaşmaması mümkün değil. İş böyle devam ettiği müddetçe de artmaya devam edecek. Oralara önlem alacaklar. Mesela burada müşteriye maske taktığında neredeyse beni dövecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada Kayseri'nin en riskli illerden olduğunu belirtti. Sizce Kayseri'de virüs neden bu kadar arttı? Bu kadar artmasındaki sebep toplu askerlerimiz, düğünlerimiz, aldırmaçlarımız yani aldırmadı, hiç kimse aldırmadı. Bunu kolay basit bir şey zannettiler. Maske, mesafe kesinlikle yoktu. O da ne yapsın, hadi herkesi kapsam içine aldı. Ve şu an herkes korkuyor yani. İnan çıkacak gibi değildim. Çocuklar sıkıldı diye azıcık dolandırıp hemen götüreceğim geri. Yani ne yapak, kimseye söz dinletemedik. Bunu kolay basit bir şey zannettiler. Entübe hastalarını görüyorlar. Hastanelerin yoğun bakımları Allah etmeye hiç yerinden. Yani doktorlarımıza, hemşirelerimize biz ne diyek? Çok zor durumdayız, çok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Başka hiçbir şey diyecek sözüm yok paşa. Bence işi de olmayan insanlarımız gezmek amaçlı çıktığı için fazlasıyla yayılıyor diye düşünüyorum. Maskelerini takmadığı için, gerekli önlemleri almadıkları için çoğaldığını düşünüyorum. Kardeşim, bunun nedeni çok dikkatsizlik. Kimse maske takmıyor doğru düzgün. Cenazelere herkes gidiyor, düğünlere herkes gidiyor, törenlere herkes gidiyor, asker uğurlamaları. Bunlar olduğu sürece bu iş bitmez. O yüzden herkes dikkat edecek. Biz esnaf olarak dikkat ediyoruz ama millet etmiyor. Maskesiz çok gezen var. Bu yüzden de bu iş zor biter. Başka bir açıklaması yok bunun. Herkes dikkat edecek. Mesafeye dikkat edecek. Maskeyi takacak. Hijyene dikkat edecek. Bunun başka çaresi yok. Ya vatandaş şimdi dikkatsiz biraz da. Evden çıkarken maskesini almıyor. Ağzında tutuyor. Koluna takıyor. Biraz bunlara itina gösterirsek eve vardığımız zaman elimizi kolumuzu sabunlu suya yıkamamız lazım. Aynı derecede dışarıya çıkarken de öyle. Örneğin ben camiye gidiyorum. Seccadem yanımda, maskem yanımda. Elimi kolumu yıkıyorum, abdestimi. Buna ne demektir? Dikkatsizlik var demektir. Daha doğrusu yolda giderken çoğunlukla kişiler maskesini takmıyor. Belki dikkatinizi çekmiştir, değil mi? Maske takılmıyor. Kimse sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Diyeceğim bu. Peki nasıl bir önlemler alınabilir? Sizin öngörüleriniz nelerdi? Kanun biraz caydırıcı olması lazım. Cezalar biraz caydırır. Kimseye ceza yazdırmıyor. Herkes keyfi, maske çenesi altında, elinde, koluna takmış geziyor. Bizim millete biraz caydırıcı olmazsa kolay kolay uymazlar kurala. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Halk şeye uymuyor. Gösterilen, söylenen söze uymuyor. Bir şey olmaz diye düşünüyor. Halkın cahilliğinden genellikle, bilinci olmadığından. Bence bu yüzden. Ağırlıklı olarak toplu taşıma. Neden? Bakın, Vali Bey'e sesleniyorum. Vali Bey'in konutu meydanda. Hemen 100 metre yukarıya saat 5'te Almer'in karşısındaki duraklara geçecek. Sonra orada bir 10 dakika oturup otobüslerin kaç kişiyle gittiğini görecek. Ayrıca tramvay. Toplu taşıma raylı sistem sabahları ve akşam mesai saatleri haricinde müthiş dolu. Orada bulaşmaması mümkün değil. İş böyle devam ettiği müddetçe de artmaya devam edecek. Oralara önlem alacaklar. Belediye bu işe el atacak. Toplu taşıma ve şeye. Evet, düğünlerde ve diğer şeylerde de etkinliklerde de bulaşma oluyor ama o kadar değil. Bunu gizliyorlar. Yani bu toplu taşımayı devlet kendi adına dokunmuyor. Öbür tarafta vatandaşla ilgili konuları çözmeye çalışıyor. Buralarda yanlış yapıyor ve artışın sebebi bu. Yoksa vatandaş, görüyorsunuz, evden yarım saat evvel çıktım. 62 yaşındayım ve eve gidene kadar hatta çantamda bir de yedeğim var.
belli bir saatten sonra da onu değiştiriyorum. Toplu taşımayı da hiç kullanmıyorum. Vatandaşa şey olsun, bulaştırmayayım diye. Biz gereken tedbirleri alıyoruz ama yukarıdakilerin umurunda değil. Dikkatsizlik, umursamamazlık. Kaydı almıyorlar. Yani koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bildikleri halde hala iç içe giriyorlar. Yani bunlardan dolayı. Doğru söylemiş abi. Ne dersen, bu korona olup da evden çıkanlar çok. Hani bildiğimiz kapı komşumuz da var. Evden çıkmaz dediğimiz halde evden çıkıyorlar. Hani bunlara memur polisler yani müdahale ediyor ve biz bunlara şikayet ediyoruz. Halinde devam ediyorlar. Ve gizli gizli çıkmaya çalışıyorlar. Bizi risk altına koyuyorlar. Bir şeyler de desteklemek lazım. Ne yapmak lazım bilmiyorum ama biz şikayet edebiliyoruz. Ya Kayseri'de virüs maalesef son günlerde bayağı arttı. Neden arttı? İnsanlarımız uyulması gereken kurallara uyulmadı yani. Düğünler peş peşe oldu. Cenazeler falan derken bayağı yayıldı. Vallahi bilmiyorum yani biz mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz. Çıktığımız zaman mutlaka maskemiz ve el dezenfektanımızı yapıp da çıkıyoruz. Ona rağmen bile korkuyoruz da yani herhangi bir yerden bir şey alırsak diye. De inşallah tüm insanlar da böyle duyarlı olursa Kayserimizde inşallah bu sıkıntı en kısa zamanda kurtulacak diye bekliyoruz. Belediye otobüsleri en başta zaten. Yani şoförler bile maske takmıyor. Mesela ben buraya otobüse geldim. Şoförler hiç maske falan takmıyor. Çarşıyı, pazar görürsünüz kimse de maske falan yok. Yani o yüzden olabilir. Valla şu anda bilemiyor. Yani mesafe sizlikten mi gayret? Öyle mi diyeyim? Nasıl diyeyim? Bilemiyorum tam. Bana bir şey diyemeyeceğim bana. Bilinçsiz oldukları için ya. Maskeyi takmıyorlar, çıkarıyorlar. Hani yasak da gelmiyor hafta sonu yasağı. Hani gelse bile insanlar gene çıkıyor dışarıya. Bence o yüzden yani. Yasak gelmesi lazım hafta sonu. Başka gördüğün ne gibi şeyler var mesela? Birbirlerine temas ediyorlar. Hani işveren de aslında alıyor ama önlemi gene de ne bileyim. Maskeyi taslar bile temas ediyorlar birbirlerine. Bu yüzden yani bu virüs Kayseri'de daha azalmaz zannetmiyorum. Yani sadece Kayseri değil. Türkiye ve dünya genelinde bu COVID-19 vakaların artmasının en büyük sebebi kural dışı uygulamaların ve kurallara uymamanın en büyük etkeni. Yani maske, mesafe, hijyen falan diyoruz ama biz toplum olarak bunlara pek uyum sağlayan bir millet değiliz. Yani bunun tam tersini uygulayan, yani yasak dediğimiz zaman yasakları denmeye müsait bir ülkeyiz. Yani bunları vatandaş olarak denilen, yani bakanlık olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, İçişleri Bakanlığı olsun hep televizyonlarda bangır bangır bağırılıyor. Yani bunlara uyalım. Uymuyoruz. Her ne kadar uyarsak toplum olarak da bunları çok daha ileriye götürmemiz mümkün. Kayseri'nin bence ilk önce toplu taşımaları. Mesela elemanlarım sabahleyin çok ikaz ettiğime dair ne yapalım diyorlar yani. Üst üste geliyoruz. İkincisi gerçekten de maske. Mesela burada müşteriye maske taktığında neredeyse beni dövecek. O kadar açık ve net. Gerçekten maske. Sosyal mesafe hiç yok. Başka ne? Sosyal mesafe, maske, bir de toplu taşıma. Sonra düğünler. Mutlaka en şeyi düğünler. Kayseri'deki düğünler. Geç Türkiye genelinde düğünlerden çok bulaştı ama bir de herhalde gurbetçiler diyeceğim. Onların da çok büyük şeyi oldu tabii ki. Ama işte yapacak bir şey yok. Şimdi ben yurt dışından geliyorum. Buradaki gözlemlerim insanların kurallara pek uymadığı. Yani diyelim ki adam asansöre yazmış 4 kişiden fazla girmeyin. 12 kişi birden giriyor yani. Bunlar toplum mesela kırsal kesimde akraba buluşmaları genelde sıcak samimi geçiyor. O da bir unsur olabilir. Yani biraz daha dikkat edilmesi lazım. Tedbirsizliğin çok üst safhada olmasından dolayı bir de insanlarımızın sağlık konusundan ziyade gezmeyi, tozmayı çok sevdiğinden dolayı insanlarımız tedbirsiz, sosyal mesafe kurallarına uymadan insanlara bir sanki hasret bir özlem varmış gibi adeta sarılıp kucaklaşıp tokalaşması sonucunda insanların hastalığı artıyor. Ve bu silsile yöntemiyle birbirine bulaşıp ilk baş ailede, sonra akraba, sonra eş dost, bir de uzaktan görmediği düğünde, cenazede olan insanlar sürekli birbirleriyle
sanki çok birbirlerini severmiş gibi sarılmaları bu virüsün çoğalmasına sebep veren etkenlerden biri. Bizim insanlarımız vurdum duymaz bir yapıya sahiptir. Bir de azıcık biraz da iyileştiğimizi şey yaptığımızı görünce ooo biz bir virüsü atlattık deyip bir de yiğitlik yapıyorlar. Bizim vücudumuza bir şey olmaz, biz iyiyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye. O yüzden tedbirsizliğin sonucu oluşan bütün sonuçlar gördüğünüz gibi tabloda verilerde görüldüğü gibi sürekli virüsün artışına sebep oluyor. O yüzden de biz bu virüsü atlatmamız imkansız gibi bir şey gözüküyor görünüş olarak. Bu genel olarak halkımızın bu verilen verilerden dolayı gösterdiği bir rehavet var. Bundan bir şey olmaz anlayışından dolayı bu tüm illerde artan bir durum var. Kayseri'de bu daha fazla. Bunun sebebi de dediğim gibi verilerin nasıl olsa artık biz bu virüsten kurtulduk. Bize bir şey olmaz anlayışından dolayı gösterilen rehavet. Başka gördüğünüz neler var bununla alakalı? Bana bir şey olmazcılık var genel huyumuz olarak. Yani ne olursa olsun bir rahatlık var. Bu sebepten dolayı bu her alanda böyle. Trafik olaylarında da böyle. Sağlık olaylarında da böyle. Her şekilde genel hayatımıza yansıyan bir durum bu. Bizim karakterimiz bu yani. Bana bir şey olmazcılık. Ama tedbirimizi alsaydık bundan daha kolay kurtulabilirdik.